Merhabalar değerli Sözlük Global takipçileri. Sağlığın incisinin bugünkü konuğu medikal estetik hekimi Tuğrul İsmayılov. Peki şu sıralar trend olan bir işlem var mı? Kesinlikle. Erkekler için botoks, kadınlar içinse özellikle... Bir medikal estetikçiler ne kadar para kazanıyor? Alt sınırını söylemeyeyim ama üst sınırı... Estetik işlemlerin riski var mıdır? Kesinlikle. Bütün girişimsel işlemler, bütün tıbbi işlemlerin riski olduğu gibi bunun da kendine özel spesifik riskleri vardır. Peki bu işlemler ameliyatlı mı yoksa ameliyatsız mı? Doğru işlemi nasıl seçmeliyiz? Güzel soru. Genelde hastalar bunu evde internetten araştırıp karar verip gelirler bize. Hoş geldiniz Tuğrul Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyalım. Tabii ki. Ben Doktor Tuğrul İsmayılov, 29 yaşındayım. Aslen Azerbaycanlıyım. Çifte vatandaşım. Hem Türkiye hem Azerbaycan vatandaşım. 2016 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi mezunuyum. Yaklaşık bir 6 ay boyunca mezuniyet sonrası bir acil servis hekimliği tecrübem var. Ardından aynı hastanede 3 yıl başhekim yardımcılığı görevinde yaptım. Devamında da akabinde de yaklaşık bir 4 yıldır medikal estetikle uğraşıyorum. Medikal estetik nedir? Medikal estetik aslında cildin estetik ve dinamik görünümünün sağlanması, korunması ve özellikle kaybın önlenmesi amacıyla yapılan tedavi işlemlerinin tamamındadır. Özellikle açın derseniz bu soruya açılacak olursak önlenmesinden kastettiğim şu: aslında bizim işlemlerimizin birçoğu bugüne kadar herkes estetik cerrahi olarak bilinirdi. Medikal estetik biraz daha gölge altında kalınmış bir alanda ama son yıllarda özellikle medikal estetik biraz daha bir revanşa geçmiş durumda diyebiliriz. Sebebini söyleyeyim. Cerrahi işlemlerde sadece bir sorunu çözebilirsiniz. Ortada bir estetik sorun olması lazım ve onu cerrahi yöntemle çözebilirsiniz. Ama medikal estetik aslında ortada bir herhangi bir sorun olmadan, sadece oluşmadan deformiteler önlenebilir bir tedavi yöntemi olduğu için artık insanlar bir tık daha bu işlemlerin farkında olduğu için medikal estetik işlemlere daha çok rağbet görüyor diyebilirim. Cerrahi işlemler arasındaki fark nedir? Aslında çok kısa şöyle söyleyebilirim. Cerrahi işlemler, dediğim gibi, cerrahi işlemleri insanlar tercih etme sebebi genelde ortada oluşmuş bir sorunları sadece cerrahi çözümle sonuca ulaştırılabileceği için. Medikal estetik işlemleri biraz daha hastaların sosyal aktivitelerini, günlük yaşamlarını, zamanlarını etkilemeden çok kısa bir süre içerisinde yapılabilecek işlemlerdir ve bunlar genelde hastalar, hatta öğlen arası gibi bir kısa süre içerisinde yapılabilecek bir işlemler olduğu için biraz daha minör, az invazif işlemler sayılıyor ve biraz daha hastaların riski daha az oluyor. Aslında bütün işlemler şu anda şöyle bir bakış açısı da var. Son 3-4 yıldır artık cerrahiye neredeyse gerek kalmadı. Biz bütün işlemlerimizi medikal estetik adı altında yapabiliriz. Hayır, bu çok doğru bir ifade değil. Tabii ki bazı işlemler cerrahi, medikal estetikle yapılamaz halde. Onlar artık cerrahi alanı tamamen farklı. Bazı işlemleri bizim alanımızdan çıkmış durumda. Özellikle spesifik işlemler, rinoplasti gibi artık dolguyla veya Fransız askısıyla yapılamayacak işlemler. Onlar artık cerrahinin elinde olan bir şeyler ama bütün doktorlar olarak hepimiz biraz daha az invazif, daha az riskli işlemler yapmayı tercih ederiz. Eğer hasta buna uygunsa her zaman medikal estetik işlemleri tercih ederiz. Uygun değilse cerrahiye yöneliriz. Peki bu işlemler ameliyatlı mı yoksa ameliyatsız mı? Doğru işlemi nasıl seçmeliyiz? Güzel soru. Genelde hastalar bunu evde internetten araştırıp karar verip gelirler bize. Ama benim en çok önerim hastalarımıza şudur: peşin hükümlü olmasınlar. Yani kararı, tamam benim burnum ameliyatlık, örnek veriyorum, değil. Bunu işin ehli, özellikle alanda tecrübeli bir doktorla, fark etmez, alanı fark etmez. Yeter ki bu iş alanda tecrübesi olan bir doktorla görüştükten sonra karar vermeleri en doğru olur. Çünkü bunu hasta, tamamen hasta kararı veya tamamen doktor kararı olursa çok yanlış sonuçlar ve hasta memnuniyetsizliği ve doktor tatminsizliği olarak geri dönüş yapılır. Dediğim gibi doktorla hasta beraber buna karar vermesi en doğru sonuç verir. Estetik işlemlerin riski var mıdır? Kesinlikle. Bütün girişimsel işlemler, bütün tıbbi işlemlerin riski olduğu gibi bunun da kendine özel spesifik risk vardır. Örnek verecek olursak damar sinir yaralanması olabilir, nekrozlar olabilir ama tabii ki bunlar doğru hasta ve doğru işlem seçimiyle sıfırlanılabilir. Peki medikal estetiği yaptırmak isteyenler nelere dikkat etmeli? Özellikle bu konuda artık medikal estetik işlemlerine ulaşmak çok kolay. Gerek sosyal medya olsun, gerek özellikle Mesler gibi kurumların bilgilendirici videoları olsun, çok kolay bir şekilde ulaşılabilir. Uzmanlar, doktorlar kim olursa olsun ama özellikle dikkat etmeniz gereken, benim hastalara önerim en önemli Sağlık Bakanlığı kayıtlı bir merkezde ve bu işin ehli alanında tecrübeli doktorlar tarafından yapılmasını öneririm kesinlikle. Peki güvenilir ellerde ve güvenilir ürün kullanımından nasıl emin oluruz? Bu konuda aslında bir önceki soruyla hemen hemen devamı diyebiliriz. Kesinlikle Sağlık Bakanlığı onaylı bir klinik, muayenehane ve hastane olabilir. Bu tür yerlerde işlemlerini yaptırmalarını öneririm hastalarımıza. Alanında tecrübeli doktor ve kullanılan ürün konusunda kesinlikle yaptırdığı hekime kullanılan ürünlerin Sağlık Bakanlığı onaylı ÜTS kaydı olup olmadığını sorgulamalarını öneririm. Bu şekilde hem güvenilir yer, hem güvenilir kişi ve hem de güvenilir ürün kullanıldıklarına emin olabilirler. Hocam sizin de bildiğiniz üzere son zamanlarda estetiğe ilgi arttı. Bunun sebebi nedir? Kesinlikle bir, sosyal medya en önemli kişisel fikrim. İki, ulaşılabilirlik çok kolay olması. Bunlar gerek uygulayıcı hekimler olsun, gerek uygulanılan ürünlerin temini olsun. En basit örnek verebilirim. 2014'e kadar bu ortada doktor vardı, klinik vardı ama ürün yoktu. Ama bugün neredeyse firmalar birbiriyle yarışabilir düzeyde. Hem daha güvenilir ürünler olsun, hem daha güvenilir işlemler olsun, daha güvenilir teknikler olsun. Her şey biraz daha bu konuda özellikle gelişti. Tıp genel anlamda çok hızlı gelişiyor ama özellikle medikal estetik dalı çok daha hızlı geliştiğini söyleyebilirim son 5-6 yıl içerisinde. Peki şu sıralar trend olan bir işlem var mı? Kesinlikle. Erkekler için botoks, kadınlar içinse özellikle dolgu ve Fransız askısı diyebiliriz. Peki herkese her işlem yapılır mı? Bu işin bir yaş sınırı var mı? Kesinlikle herkese her işlem yapılmaz ama herkes her işlem talebiyle gelinebilir. Yaş sınırı son 3-4 yıla kadar genelde hasta ortalamamız yaş sınırı 50-55'lerdeydi. Bugünse neredeyse kendi tecrübemi söyleyeyim. Ortalama her gün 15 yaşında bir kız kliniğe geliyor ve ben bu işlemi yaptırmak istiyorum diye. Tabii ki 18 yaşın altında çok önerdiğim bir işlemler değil kesinlikle. Ama hasta doktor açısından işe ele alacak olursak öncelikle hasta açısından şunu öneririm. Öncelikle ben doğru yerde miyim? Doğru kişinin yanında mıyım? O soruyu kendilerine sorarak bir yere gitsinler. Bu işleme karar versinler. Doktor açısındansa İşin farklı bir boyutu var. Bu hasta benim için doğru hasta mı? Ve bu yapacağım işlem bu hasta için doğru bir işlem mi? Aslında bu soruların cevabı verilerek yapılırsa kesinlikle bütün hastalar için doğru işlem ve güzel sonuçlar elde edilebilir. Ama yaş sınırı yasal olarak kesinlikle 18 yaşın üstünde olması doğrudur. En azından işin etik boyutu açısından. Evet Tuğrul Bey, bir izleyicimiz size bir soru yöneltmek istiyor. Tabii ki. Hocam merhabalar. Merhaba. Sizin için geldim buraya. Hoş geldiniz. Size bir sorum var, merak ediyorum. Medikal estetikçi olmak istiyorum. Yani bir tıp okuyup medikal estetikçi olmak istiyorum ama ne kadar para kazanacağımı bilmiyorum. Bir medikal estetikçiler ne kadar para kazanıyor? Alt sınırını söylemeyeyim ama üst sınırı hayal edemeyeceğin kadar fazla. Şakası bir yana ortalama 30-40 bin hatta 40 binin üstü diye dememiz daha doğru. Evet değerli izleyenler, bir sağlığın incisi programının da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün konuğumuz medikal estetik hekimi Tuğrul İsmayılov'du. Çok teşekkürler Tuğrul Bey. Ben teşekkür ederim her şey için. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Ben İnce Sözlük ve Sözlük Global'a beni davet ettiğiniz için, bu güzel röportajı yaptığınız için çok teşekkür etmek istiyorum tüm ekibe. Son olarak hastalarımız için söylemem gerekiyorsa aslında sorduğunuz sorular çok spesifik. Bence hastaların merak ettiği sorulardı. Ama daha detaylı bir şekilde ilerleyen zamanlarda herhalde bunun devamını getiririz yine. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için.